TV yüz ekranından merhaba sayın seyirciler. Bayram özelle karşınızdayız. Bayramın şekerini size aktaracağız. Çünkü sizlere sevdiğiniz o sanatçılar, o sevdiğiniz isimleri buraya TV yüz ekranına davet ettik ve harika sohbetler sizi bekliyor. Hemen uzatmayacağım konuyu çünkü konuklarımı bekletmek istemiyorum. Efendim hoş geldiniz. Selam hoş Şahin. Sağ olun. Ve Zeynep Mansur bizlerle hoş birlikte bulduk. İyi bayramlar diliyorum. Sizin için de tabii hemen sözü Selam Hayırlı Şahin'e bayramlar. Bırakıyorum. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Mübarek Ramazan Bayramı bütün dünya alemine barış, sevgi, birlik nasip etsin ya Rabbim. Amin diyoruz. Harikasınız. Az önce dediniz ya ben Hataylıyım. Evet. Bizde bütün dinler, ırklar var. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yok. Bizde hep öyleyiz. Adem ile Havva'dan kardeşiz. Hep birlik olalım. Bitsin o kin, nefret, savaşlar. Birlik olalım, kalp kalbe olalım. Ne güzelsiniz. Zaten bestelerinizde de hep bunları söylüyorsunuz. Hataylı olmanın da medeniyetlerin o birleşme yerinde olmanın da tabii böyle bir güzelliği vardı. Şimdi Zeynep hoş geldin diyorum hoş efendim. Bulduk. Zeynep Mansur da bizlerle birlikte. İstersen senin de bayram mesajını alalım öncelikle. Ben de ekran başında bulunan tüm izleyicilerin bayramını en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Zaten en güzellerinde Selami Bey söyledi artık Zeynep'cim. Aynen Zeynep, onun üzerine söyleyecek zaten Selami abinin sözlerinin üzerine söyleyecek bir söz kalmadı. Estağfurullah ne demek. Mümkün değil. Dünyada en güzel ses su sesi, para sesi ve kadın sesi. O zaman biz mi konuşacağız? Hayır, siz konuşacaksınız. Selami Beyciğim, Hatay dediniz ya, isterseniz oradan başlayalım. O zamanki bayramlardan başlayalım. Çünkü İstanbul'a geliş hikayesinde bir çocuk geliyor İstanbul'a ve 15-16 yaşlarında öğretmeni ona diyor ki sesin çok güzel diyor. Ondan sonra geliyorsunuz ve çalışarak geçen bir dönem var. Sizden dinleyelim ve o dönemde de çalışarak mı geçti hayat? Bayram ne gördük, neler yaşadık? Biraz başlayalım mı öyle? Ne dersiniz? Şimdi tabii ki ben Antakya Yayladağ Harbiye'den sonra eski adı köyümüzün Cındarlı. Epey zamandır Yoncakaya Köyü. Suriye hududuna yakın. Ben doğduğum zaman köyde hala ilkokul var köyümüzde yine. Çeşmeden sulu olurduk. Elektrikmiş, yolmuş, telefonmuş, bankaymış, hiçbir şey yok. Ben de müziğe meraklıyım çocukken. Dilli kaval çalıyorum böyle. Nota bilmiyorsunuz ama. Yok, kendi kendime öğrendim. Kaval çalıyorum. Nota ne? İlkokul mezunuyum. Köyümüzde hala ilkokul var. Öğretmenler bayramda şarkı söyletirlerdi bana ve derlerdi ki evladım senin sesin çok güzel. Günün birinde büyük şarkıcı olursun. Nota nedir? Müzik nedir? 2-2-4 okuma yazma öğrendim ilkokulda. Ben de aşılandım. Annem babamın rızasını alarak 15 yaşını bitirmiştim. Hangi cesaret? İstanbul'a geldim. Hangi cesaret? Ama büyük okuldan cesaret. Önce anne baba terbiyesi çok önemli. Evet. Yürüyecek yolu ve arkadaşını seçeceksin dedi annem babam. Onları başını öne eğmedim Allah'a şükür. Aynı gün Beyoğlu Şato Oteli'nde iş bulduk. Bu Fitaş Pasaj'ın yan sokağında hala duruyor. Burada şarkıcı olunmaz. Ütücü'de iş buldum. Tarla başına inerken caminin en alt. Selami Bey nasıl gidiyor orada? Yani yürüyorsunuz, iş ilanı var görüyorum ve içeri mi giriyorsunuz? Hani bizim şimdi Türk filmlerinde gördüğümüz işçi lazım o mu? Restoranta giriyorum. İşçi lazım mı? Yok. Ütücü öğrendim otelde. Ütücü işçi lazım mı? Derken en iyisi dedim ki restoranda iş bulayım, yiyecek daha rahat bulurum. Tarla başında Lades Tavukçu, hala var galiba. Orada komilik yaptım. Ya benim hayatım roman, çok anlattım. Parkta yattım, evet. Günler oldu. Yalnız annem babama kazandım parayı, soğan ekmek yiyordum, onlara gönderiyordum. Öğrendim ki plakçılık Sirkeci'de Doğu Bank İşhan zemin katında. Un kapanı yok o zaman. Daha inşa edilmemişti un kapı. Tarlaydı yani. Orada iş buldum. Dedim besteci gelir, şu gelir, sesimi dinleyen olur. Gittim. Orada iş buldum. Avni Anıl, İrfan Özbakır, Şekep Özçük şirketin sahibinin arkadaşları. Mebus Ankaralı Recep Dengin. Allah rahmet etsin. Geldim dedim. Sizi çok seviyorum. Bana plak yapar mısınız? Yüzüme baktılar böyle. Avni Anıl, Şekep Özçük, İrfan Özbakır.
Oğlum sen ilkokul mezunsun, daha 16 yaşındasın. Nota bilmiyorsun. Yoksa işten ayrılacağım. Ben şarkıcı olmaya geldim dedim. Sesiniz duymuşlar mıydı o sahne kadar? Duymadılar. Okusana bir şarkı oğlum dediler. Ben de hemen. Gurbette ömrüm geçecek. Bir daracık yerimde yok. Ayağa kalktılar. Recep Bey bu çocuğa hemen dediler 45'lik yap. O zaman lomple bile yoktu. 45'likle başlıyoruz. 45'lik 1, 2, 3 derken 16 yaşını bitirdim. 17 yaşına girerken ünlendim. Zeynep'im o zaman mıydı? O zaman. Zeynep bana yazdı o zaman. Zeynep Mansur'du. İrfan Özbakır. İrfan Özbakır. Babanda geziyordun daha o zaman. Derken ben dedim ki Amerika'da, İngiltere'de yaşıyorsam İngilizce bilmem lazım hayatımı sürdürmem için. Ben şöhret oldum dedim, 17 yaşın içindeyim. Nota bilmiyorum. Kitapların yardımıyla hiç kimseden ders almadan notayı kendi kendime öğrendim. Peki bu hırs, yani başarı hırsı, sesinizin güzel olduğunu biliyorsunuz, kendinizi kanıtlama hırsı, ama hani şun, hiç hayat yaşamadınız mı? Hep çalışarak, yani o dönemi şöyle merak ediyorum ben. Hani çocuklar işte eğleniyorlar, birisi top oynuyor, siz ütücüde çalışıyorsunuz, oradan komedik yapıyorsunuz, sesinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bayram diye de bir şey var, hani bayramda şekerler alınır, hani bayramda el öpmeye gidilir, annenizi köydeyken, nasıl özlüyordunuz kim bilir. Köydeyken daha çocukken, ilkokuldayken daha o 7, 8, 9, 10 bayram geldiği zaman dayılarım, amcalarım, halalarım, teyzelerim, anne baba ellerini öpüp beklerdim böyle. Para gelirdi. Bayram o zaman bizim için bir başka oluyordu. Çocuktuk da, harçlık. Şimdi tabii ki köyde yaşamış olsaydım mümkün değil. Ben buna inanıyorum. Anne baba hayattayken değerini bileceksin. Onlara taptığım için Allah bana erken yaşta ünlenmeme neden oldu. Ve köy hayatından kurtardım annem babamı. İskenderun'da bahçeli ev yaptım, telefon taktım. Şükür. Banka hesap numarası açtım, yanıma çok getirdim. 70 yılında hacca gönderdim ilksini. Mezarları Zincirli Kuyu'da yan yana. Allah rahmet eylesin. Tüm ölmüşlerimizin. İçim rahat. Anneme babama taptım. Parkta yattığım günler oldu. Gülhane Parkı'nda iki gece üst üste değil, işten çıkarınca beni. Çünkü kök yurduma cep diktim, düğme koydum. Göndereceğim parayı annem babam oraya koyuyordum. Çalınır birisi, parkta yatıyorsunuz sonuçta. Efendim? O şekilde mi koruyordunuz yani, cep diktiniz oraya? Kök yurduma cep diktim, düğme koydum. Paraları biriktiriyordum annem babama göndermek için. Parkta yattım, Taksim Parkı'nda bir gece, Gülhane Parkı'nda iki gece, işten çıkınca, beni çıkarınca o çöp kutulardan 4-5 defa yemek buldum, aldım, yedim. Çünkü niye ben de bir tutku kurban oldum Allah'ım? Anneme babama Tanrı'dan sonra taptım. O yüzden bir... şimdi evlatlarınız da size öyle tapıyor. Tabii. Son olarak bir şey anlatacağım. Ütücüde çalışıyordum. Parayı Kasımpaşa'da Nusret Yazıcı, köylümüz, 45'lik zamanında plak dükkanı satıyor. Yapımcı değil. Babası köyün imamı. Oğluna çok düşkündü. İki ayda en azından 3 defa gelirdi. Ona gidip oğlundan öğrendim ne zaman geleceği, elini öperdim. Hoca amca bu parayı annem babama götür. Hocaya, imam, güvenilir kişi. Ağlardı. Allah senin gibi evlat herkese nasip etsin. Hoca gelmiş, 2 gün sonra gidecek. Ütücüde çalışıyorum. Kapıyı kilitliyorlar, ben o divanın üzerinde böyle yatıyordum. Yatacak yerim yok. Tamam, burada kalabilirsin dediler. Kapıyı üzerime kilitliyorlar. 8.30'da gittim. Yarım ekmek aldım. O zaman bakkaldan çeyrek, yarım ekmek veriyorum. Kahverengi tahtadan şöyle dolabım var, içinde eşyalar var. Hoca da gelmiş, 2 gün sonra gidecek. Zeytin var gazete kağıdı içinde. Dedim koyayım ekmeği de buharlaşsın. Bir açtım, zeytinleri yemişim. Çekirdekleri duruyor. Gideyim bir şey alayım dedim. Sanki bana biri dedi ki sakın alma. Annene babana göndereceğim para azalır. Gitmedim. Kapıyı kilitlediler üzerime. Bir bardak su musluktan. Hayatım boyunca unutmam. O yarım ekmeği, o çekirdekleri emerek katık yaptığım günü unutmam. Şimdi ne zaman siyah zeytin görsem
O an aklıma geliyor. Ben öyle acil günler yaşadım. Gerçekten öyle Selami Bey. Bu hakikaten anne baba sevgisi, aile sevgisi onlara. Peki evet iyi insanlar çıkmış karşınıza ama zorluk yaşadığınız hep kendiniz mücadele etmişsiniz. Peki işten atılmalar, orada hani zorluklar, hiç kötü insan çıkmadı mı karşınıza? Şimdi nasıl yürüyecek yolunu ve arkadaşını seçersen hiç problem olmaz. Ama çocuktunuz, nasıl seçeceksiniz? Çocuktum, çalışıyordum. Yani iş buluyordum. Gidiyordum, iş buluyordum. Sokaklarda gez dolaş ona bana 1.000 lira, 2.000 lira asla. Herkese örnek olsun. Asla. İşte. Yürüyecek yolunu ve arkadaşını seçersen, çalışırsan bir yerlere gelirsin. Allah'a çok şükür notayı kendi kendime öğrendim. Yanımda piyano, ut olmadan mırıldanım ben mektup gibi yazarım notayı. Kendi kendime öğrendim. İmkanım yoktu ki yani. Ve hayatımın ilk bestesi Altın Kelebek. Evet. Yılın birincilik ödülünü aldı. Yılın eseri seçildi. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Şimdi son albümde 12 yeni şarkı var. Efsane. Efsane şarkılar. Zaten müthiş. Çok iyi eser olmadan albüm yapmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbirinde yani pişman olunmadı o zaman albümlere konulan ya şunu da koymasaydım dediğiniz bir şey olmadı. Anladım bu. Yok. Şimdi ben her tür beste yapıyorum. Evet. Benim çizgimde olmayan bir şarkı kim istiyor? Rahmetli Zeki İmren istedi. İbrahim Tatlıses istedi. Bülent Ersoy istedi. Yani kimi saysam eserlerimi okumayan kalmadı. Evet. Gönül Akkor, Behe Aksoy, Bergen, Tüdanya. Yani Yıldıray Çınar. Sizin eserleriniz de zaten yükseldi. Ve her türlü beste yaptığım için eser kim istiyorsa bende o sanatçının taklidini yaparak. Mesela Nilüfer hakikaten çok güzel bir ses. Nilüfer. Eser istedim. Hey, hey bakar mısın yüreğime akar mısın? Nil bırak boş vere, boş verene hale geldi. Ah sesim güzel olacaktı diye ben de içimden söylüyorum. Peki, yapacak bir şey yok. Oynuyorsan o zaman sana gene söz müzik benim beste söyleyeyim sen de oyna. Ben... Nasıl başarılıyım elim başarılıyım. Oradan daha iyi geleyim diyorum. Ama hemen. Zeynep benim canım evladım. Aynen. Aile dostumuz eşim aynen. Onu çok seviyor. Ben de onu. Akraba sayılır çünkü evet. Onun babası Mısırlı evet. Rahmetli. Benim annem de Mısırlı. Aynen. Mısırlı ben, ve Arnavutluk da var. Evet benim dedem Arnavut, babam Arap. Bizim aile böyle biraz karışık. Büyük dedem Türkiye Selanik. Gibi. Evet, hepimiz öyle aynen. Değil miyiz zaten? Ama Ankara zaten doğma Mısır büyüme. Zaten Mısır Türkiye'nin aynı aile. Hepimiz aynı. Aynen. Akrabalık çıkar mıydı acaba? Sen hiç Mısır'a... Keşke bakacağız. Bu kadar güzel ses etkilenseydi keşke. Ses böyle bir dünyada tek. Şimdi annesi, babası rahmetli oldu. Onun telefonları mı olacak? Konuşacağız. Evet. İnşallah eşim ben... Evet, birlikte Mısır'a gideceğiz. Beraber bir Mısır yapacağız. Çok güzel olmaz mı evet. Gerçekten? Sen Mısır'a gittin mi peki daha önceden? Ben çok küçükken gittim tabii. Uzun yıllardır gitmedim. Orada Selami abileri var. Selami abiyle birlikte gideceğiz. Abiler de var. Tabii. Ama Selami Bey'le gitmek tabii farklı olacaktır tabii ki, orada. Kesinlikle. Gideriz muhteşem beraber. Olur, muazzam bul, olur. Bul abilerini bul. Tamam. Ablam, abi. O yani kardeştir. Bul o aileyi ben yardımcı olur. Olacağım dedim. Tamam. Sevaptır. Evet. Ya bu çok güzel olur. Biz kesinlikle. Haberim yoktu bundan. Baba bir olunca öz demektir. Bu evet. Çok önemli. Peki şimdi Selami Bey'den bahsediyoruz Zeynep ama sen de yine küçük yaşta sanat aşkı evet. Ankara'dan yola çıkan bir insansın. Sen korkmadın mı? Şimdi Selami Bey'e de aynı şeyi sordum ama senin de biraz duygularını da anlatacağım. Çünkü aileden ayrı kalıyorsun, bayramını yok, seyranını yok, çalışmak zorundasın. İnsanlara nasıl güvendin? Hani sen de biraz anlatır mısın o dönemlerini? Ben 17 yaşında ilk Ankara'da sahneye çıkmaya başladım. Ailemle birlikte yaşıyordum zaten. 17-18 yaşında 2 yıl boyunca sahne aldıktan sonra 19 yaşında çok büyük bir trafik kazası geçirdim. Evet. Bir konser dönüşü Ankara'ya giderken. Bir yıl hayatımda yok. Ondan sonra yine aynı tempo İstanbul'a gelip iyileşir iyileşmez. Bir yıl sonra çalışmaya başladım. Dediğin gibi tek başıma. Ben de aynen çalışma aşkıyla, şevkiyle. Bu iş zaten çok severek, çok isteyerek
çok tutkuyla yapılacak bir iş. Ben de bunun için çok mücadele verdiğimi düşünüyorum. Tek başıma çok küçük bir yaşta. Kolay mücadeleyi biraz açsana bize Zeynep. Yani mücadele derken çünkü bizi izleyenler de hani mücadele kelimesinin açılımları var aslında. İşte insanlarla muhatap olmak dediğiniz gibi ya iyi Ankara'dan insan seçmek. İstanbul'a gelmek ve tek başına hiç bilmediğim bir şehir ve kimseyi tanımıyorum. Bir tane Ankara'da birlikte çalıştığım bir menajer var, yalnızca onu tanıyorum. Onunla birlikte böyle böyle bir çevre oluştu ve çalışmaya başladım. Çalışma Allah'a hayatı. Yani zorluğu tabii ki böyle tırnaklarımla kazıyarak bazı şeyler oldu. Bu süreç kolay bir şey değildi. Tek başına olmak kolay bir şey değil. Aile çok büyük bir etken. İnsanın, özlemini biraz tabii, anlatsana bize. Yani sürekli ilk bulduğum fırsatta Ankara'ya Aile gidiyordum. Deyince annenle beraberdin tabii. Annem, kardeşlerim. Baban çünkü. Evet. Mısır. Babam Mısır'daydı. Kardeşlerim, anneannem, dedem. Biz çok kalabalık bir aileydik. Yani dört kardeş, anneanne, dede, anne birlikte yaşıyorduk biz. Şimdi öyle kalabalıktan çıkıp tek başına bir yerde olmak ve bilmediğin bir şehirde olmak da tabii ki çok kolay bir şey Bir de hani değildi. kurtlar sofrası Tabii. İstanbul yani baktığınızda Tabii. bu Ben deyim. İstanbul'a aşığım. Büyük Ozan şair ne demiş? Dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olur. Kesinlikle ben de katılıyorum. Dünyanın en güzel şehri Evet. kesinlikle Ben de İstanbul. Hatay'ın, Antakya'nın yemeklerine aşığım Aa, ona ama. ben de. Evet. Yani bir günde 3 kilo alıp gelebilirsiniz orada. Yanlış mıyım Selam Bey? Muazzam. Çok güzel değil mi Oran medeniyet? yemekleri gerçekten yani Dünyanın Hataylı en güzel olduğum için mutfağı. diye demiyorum. Başka yerde o lezzet yok. Evet. Oradaki Yani bayramlar büyük. Harbiye'de gittiniz mi Antakya'ya? Evet. Harbiye. Çok çok gittim. Çok Muazzam. sevdiğim arkadaşlarım var orada. Çok güzel insanlarla tanıştım. Misafirperver orada Çok hepsi. inanılmaz güzeller. Yani Evet. Türkiye'nin her yeri tabii ki de öyle. Ama Antakya, Hatay'ı hakikaten ben de çok seviyorum. Misafirperverliğini dediğiniz gibi o O barış içinde, kültürel... sevgi için tabii. Kültürel farklılıkların orada erimesi, onlarla beraber her bayramın beraber kutlanması, komşularla beraber. Tabii. Tabii şimdi Suriye sınırından sonra bu savaş sonrasında da çok karıştı. Tabii Yani tabii. sizin eski bıraktığınız hani Hatay, Antakya değil belki ama arada gidiyor musunuz siz? Arada gidiyoruz. Geçenlerde gittik. Bir hafta kaldık. 3 kilo aldım. Ya işte. Kesin. O Allah'ın Yemekler. emri. Aynen öyle. Tahmin Beni ediyorum. görüyorlar. Aa, hemşerimiz gelmiş Antakya'ya, gelmez miyim? Doğduğum köye gittim. Doğdum, evi gördüm. Büyüdüm, evi Ya gördüm. Köyde bir o şeyimiz yok. muazzam bir duygu. Ablam orada, yeğenler. Harika. Hepsine İskenderun'da, selam olsun. İyi bayramlar Antakya'da onlara da. kardeşim var. Onları gördük. Eşimle şöyle dolaştık. Baya her tarafı. Havamızı, oranın güzelliğini Her aldık tarafı geldik. gezdik, dolaştık. Ramazan'da iş yoktu. Evet. Rahatız. Ama şimdi Şimdi başlıyor. bayramdan başlıyoruz. Ayda en azından 10, 12, 8, 9 konser. Evet, onların bütün Selam çayını tarihlerini yakalamak mümkün değil. hepsini vereceğim maşallah gerçekten. Zaten Çeşme'de ayrı bir yerde zaten devam edecek sizin kendi yeriniz. Sonuçta eskimeyen şarkılar var. Onların tarihlerini de mutlaka Eskimeyen şarkılarla ayarlayacağım. başlıyoruz bayramdan sonra. Evet, bayramdan sonra Türkiye'mizin başlıyor. bütün şehirlerinde. Alın. Zaten Bostancı'da da fulldü. İnanılmazdı. İnanılmaz, Yani ben bir inanılmaz. tanesine gideyim dedim. Yer bulamadım Selam İnanın Bey. Ne ben yapacağız? Çok bulunmaz Hint kumaşı değilim. Gittiğim her estağfurullah. yerde Allah'a bin şükür ya Kesinlikle Rabbim ya öylesiniz. Resulallah. Bir kişilik yer yok. Full. Evet ve en güzeli de şu, ben en çok bundan çok etkileniyorum. Çok sık gidiyorum dinlemeye, çok zevk alarak ve çok mutlu olarak gidiyorum. En son senin Ve sahnene de gelmişti. evet, çok büyük bir mutluluktu, çok onur Eşimle verdi. oturuyorlar Evet, beraber. sevgili Didemcim, benim çok yakın dostum, sevgili eşi. Onu çok seviyorum buradan. Evet, ona da Sevgiler, iyi iyi bayramlar bayramlar. ona da. Gittiğimde Selami abi dinlemeye 17 yaşında kişiler de ezbere bütün şarkıları biliyor. Evet. 67 yaşında kişiler de. Ya böyle bir şey yok. Herkes marş şeklinde söylüyor ve kimsenin bilmediği bir şarkısı yok. Ya 3 Kesinlikle. saat sahnede Hep kendi kalıp şarkılarımı istiyorlar evet yani. Başka hep şarkı Selami yok. abinin şarkıları yalnızca ve herkes marş şeklinde söylüyor. Ya inanılır gibi değil. O kadar her seferinde böyle çok etkileniyorum. Ama Zeynep baksana yani her tarzda biraz önce de söyledim Nilüfer Ferdi, işte Bülent Evet. Ersoy, İbrahim Tatlıses, Zeki Zeki Müren, Mürenmiş. Tabii. yani her tarzda herkesin Bülent böyle Ersoy kendi söyledik değil mi? tabii Evet. kendi şarkılarını hem kendisi yorumcu, besteci, bir de herkese zaten. Tabii. O yüzden biz sizin şarkılarınızı hepimiz Şimdi ezbere benim de biliyoruz. yapım şu. Benden kim eser istiyorsa, çünkü her tür beste yaptığım için, o sanatçının sesine göre, modeline göre, iyi bir terzi senin modeline göre dikmeli. 70 yaşında bir kadın başka, 15 yaşında yani, ve o sanatçının taklidini yaparak sesini
şarkıyı veriyorum ki rahat geçsin. Ha, siz o yüzden bu kadar çok taklit seviyorsunuz ve zaten bir yapıyorsunuz. Evet, onu anladım. O yüzden. Tamam, şimdi oldu. Sanatçı için de çok büyük bir avantaj bu. Allah rahmet eylesin, Levent'teki evinde. Evden aradı beni, normal telefon, cep map yoktu o zaman. Selamicim dedi. Yarın dedi saat 1'de 4 Levent'teki evimi biliyorsun. Albüme gireceğim. Sen olmazsan mümkün değil. Seni bekliyorum. Memnuniyetle paşam dedim. Gittim. Ona şarkıyı okudum. Benim okumama gerek kalmadı ki dedi. Aynı benim gibi okursun. Helal olsun dedi. Hangi şarkıydı verdiniz? Ne zaman verdiniz? Gelirsen gel. Başıma taç olursun. Sen benim eski değil. Eskimeyen dost. İbrahim Tatlıses'e de verdim. O benim, Allah ona şifalar versin. Böyle bir ses gelir mi bir daha? Abi, mümkün değil. Ona şu verdiğim zaman abi dedi, Kur'an dedi, aynı benim gibi okuyorsan ha dedi. Onu ben şarkıyı kime versem o sanatçının taklidini yapıyorum ki eseri rahat geçsin. İbrahim Bey'in ona verdiğim şarkılardan biri, İbrahim'e verdiğim. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Ha? Zeynep'in taklidini yapacak mısınız? Onu da eser vereceğim, ondan sonra taklidini. Bence de. Lütfen bekliyorum bir eser. Evet, Zeynep'in şimdi taklidini tabii yapmanın ötesinde. Zeynep, senin en son albümünden bir tane tesadüfeni tabii bir ki. Acaba tabii söz veriyorum, ona bir şarkı vereceğim. Çok mutlu olurum. Ya mutlu, bakın ne kadar bu, güzel. Kayıtlara geçti. Kayıtlara geçti. Artık harika. Gerçek bu. Ya benim için bayram şimdi oldu. İyi bayramlar tamam. Zeynep. Çok teşekkür ederim. Sen bizim evladımızsın, ne demek. Çok teşekkür ediyorum.
yemeklerle, şekerlerle değil mi? Kesinlikle. Çok bak, büyük konuşmuyorum. Yılların tecrübesi. Sana öyle bir şarkı vereceğim ki birden buradayken. Ona eminim ya. Bir Selami Şahin şarkısı okumak. Söz. Eminim. En kısa zamanda bayramdan çok sonra mutlu bir araya gelelim. Gerçekten. Tamam. Harika. Allah Zeynep'in bayramı başlasın o zaman. Vallahi ne güzel bir şeye vesile olmuş. Kalbi yüreği gerçekten çok, çok güzel. Biz ailece çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Eşim çok seviyor. Gazino gittiğinde hemen program bir yerde varsa dur Zeynep'i bir arayayım da gelsin beraber. Kesinlikle. Biz birlikte gidiyoruz Didem'le Selami abiyi dinlemeye. Müthiş, hem çok eğleniyoruz. Çok güzel, çok keyifli geçiyor. Çok seviyorum onları. O kadar özel bir aileler ki, benim ailem Ankara'da olduğu için ve aile ortamlarını da çok sevdiğim için o kadar muhteşem evlatları var. Üç tane bir pırlanta yetiştirmişler. Eşimi çok seviyorum. Eşi, onu öyle anlatacak neden sözcük bulamıyorum. Bana dünyanın en güzel üç ödülünü verdi. İki oğlum ve kızım büyüdüler. Onlarla dünyanın arkadaş gibiyim. Ben annemden babamdan ne gördüysem çocuklarım aynı şey. Çünkü rahmetli annem babam değil, bana el kaldırmak ulan kelimesi duymadım. Hep arkada, oğlum otur. Şöyle yapsan da böyle olur mu? Bu yaşta gitme oğlum sen, çünkü yani hayır gidemezsin değil. Ben de böyle bir ailede yetiştiğim için çok seviyorum onları. O yüzden çok iyi hissediyorum onlarla birlikte vakit geçirdiğim zaman. Müthiş evlatları var. Gerçekten üçü de birbirinden kıymetli. O kadar saygılı, sevgi dolu. Çocuklar büyüdü. Evet, zaten hepsi de şimdi şey var, eskimeyen şarkılar, işte müzikal ve onlar mesela, ben de en son oradaydım mesela sizi dinlerken de. O kadar heyecanlıydı ki oğlunuz. Onun farkındayım. İnanılmaz hazırlanılmış lider. Tabii. Ya her şey muhteşem. Lider şimdi single'ı çıkıyor. Müthiş bir şarkı. Yapacak değil mi? Yaptı. Muazzam bir klipte. Bitti, geliyor. Evet. Klibi de yaptı. Klibi de yaptı. Ama ben oradaki şunu söyleyeceğim. Yani Selami Bey'in gözünün içine bakıp hani o kadar güzel hazırlanılmış. Bu arada gerçekten çok güzel proje. Hala devam edecek sanırım o. Liderler devam ettirecekler. Yani Selam Bey'in gözünün içine bakıyordu. Çünkü şarkıları, o güzelliği, oradaki tiyatrocular gerçekten çok da güzel bir single çıkartacak değil mi? Evet. O harika bir şey. Gurur duyuyor olmalısınız tabii. Çok güzel. Tabii. Benim... Şimdi bir laf var. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam. Balık tutmasını öğretirim. Ya. Söz müzik kendisine ait. Söz müzik, bestecilik de hepsi de onda. Kolaya kaçabilirdi babasından değil mi? Alabilirdi ama muazzam bir şarkı olmuş. Ben dinledim, klibini de izledim. Ya. Hakikaten çok ses getirecek, müthiş bir iş yapmış. Harika ya, zaten bu da beklenir. İnsan isterse çalışırsa ne iyi olmaz. Kesinlikle. Peki siz size dinlettiğinde yorumlamanız nasıl oluyor? Yani atıyorum mesela beğenmediğiniz bir yeri var. Şimdi şarkı. Oturup ailece paylaşıyoruz. Beste yapıyorlar çalışırken. Ben bile beste yaptığım zaman müzisyen değil de müzisyen olmayan dostlarımla diyorum ki bakın şarkı böyle bir şey hazırladım, şu bu filan. Yahu harika, yalnız bu nakarat kısmını pek bilmiyorum, değiştirebilirsin diyorlar. Müzisyen değil ama düşün, avukat mı doktor mu? Siz dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Paylaşıyorum. Öncesinde. Her şeyi ben bilirim. Tek demem, tek elin sesi yok. Bu çok önemli bir tabii, şey. Kesinlikle. Yani. Şimdi ben mesela çıkıyorum. Evet şimdi diyorum okuyacağım şarkı. Yine söz müzik benim. Biliyorsanız lütfen benimle beraber okuyun. Hangi şarkı herkes bekliyor? Olmuyor. Ol başlıyorlar beraber. Hepimiz öyleyiz. Ya. Biz de oradayız yani. Biz de sizin hayranınız orada. Hepimiz söyleyenler. Hayran olmayan çoğunluğu, var mı? Çoğunluğu ilgilendiren konu yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak önemli. Var çok şarkılar çıkıyor. Gum gum ama sözler, ilgi oranı şu bu az olduğu için rafta kalıyor. İki sene sonra eser unutuluyor. Önemli olan bu 63 kalıcı. Sene. 63 sene geçti değil mi? Kaç sene geçti? Benim şu ünlendiğim süreç. 53 sene geçti yani. Çok maşallah. Çok maşallah. Yani ve bu süreçte sürekli üretmek. Bir yere gelmek kolay, orada kalmak zor. Tabii. Kesinlikle. Çok güzel söyledin Selam Bey. Peki Zeynep, senin Ankara dönemi veya İstanbul'a geldiğinde Selami Şahin'in böyle diline dolanan veya en çok bunu söylemek istiyorum, sonrasında da devam etmek istiyorum dediğin şarkı hangisi? Ben ilk sahneye çıktığım yıllarda
hep o şarkıyı söylüyordum. Seninle Başım Dert'teyi Ankara'dayken. Hiç değişmez o benim repertuvarımda. O kadar çok seviyordum ki onu. Tabii hepsini çok söylüyorum. Sahnede hepsini söylüyorum. Ayrıca şu anda ben Sezen Aksu şarkıları diye bir konsept hazırladım. Ama Selami abiden de izin aldım. Bundan sonra belki Selami Şahin şarkıları olarak yoluna devam edeceğim. Sürprizler sürprizler. Ya, evet. Sezen benim en eski dostum. Müthiş. Aksu. Ona müthiş verdiğiniz şarkılar. Bir şarkı var. Bir sen tane. Beni sen unutmuş gibisin. Değil. Ben hala deliyim. Onu. En sevdiklerimden. Ebru Gündeş de okudu. Ebru Gündeş'ten de evet, hatırlıyorum. O da çok müthiş değerli bir ses, değerli bir dostum, arkadaşım ayrıca. Bir de tanımam senden başka, dünyada yoktur eşin. Dün akşam yine benim eserlerim okuyan kalmamış. Ben hep şey Türk filmlerine gidiyorum bunları dinledikçe. Bütün ya, evet. Türk filmlerinin Türkan Şoray falan çok kullanırdı Rüzgar, bu şarkıları değil mi? Rüzgar filminde benim şarkım evet, vardı. Evet ya, muazzam. Hepsini Rüzgar bizi bizden ayırdı. Rüzgar mutluluğu Tapılacak çaldı. Kadın. O da vardı filmde. Tapılacak Kadın da. Evet. O da vardı. Seren Bey, peki hiç reddettiğiniz birisi oldu mu? Efendim? Reddettiğiniz birisi oldu mu? Yok, ben herkese isteyen de. Kinim, nefretim bir dakika sürer. Sürmez. Maşallah. Bir tatlı söz bitiriyor. Bağır, o kim? Bu, bana soruyorlar. Şu sanatçı, bu. Benim diyorum ki halkın sevdiği, beğendiği sanatçıya biz saygı duymalıyız. Tabii. Onlar karar verir. Ben hayatta kimseye bu kim ya, ben Selami Şahin, ben o bilme, asla. Kimseye benden büyük, kimseye benden küçük görmem. Benden eser isteyen kim varsa, eğer onun türüne, sesine uygun bir şey varsa şerefle, memnuniyetle sunmaktan onur duyarım. Harikasınız. 53 bu yılı da zaten varsa aynı yerde böyle ivmenin sürekli yukarı çıkıp şarkıların bu kadar ezbere bilinmenin sırrı da bu olsa gerek diye düşünüyorum. İyi bir şarkı olmadan adımı yazmam ben. Yırtar atarım. Beğenmiyorum. Bu, özür dilerim, senden bir şey olmaz diyorum. Kapatıyorum, atıyorum. Çünkü şarkı çok önemli. Bazen de aa, Selami bu da mı sizin? Evet. Tanju Okan'ın bestesi değil mi? Benim diyorum, söz müzik yazar. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Onları da terk ederdi. Yani var çok. Bazen diyorum aa, bu da benimdi. Hatırladınız, öyle oldu mu? Esen Plak rahmetli sahibi. Evlatları benim de, yeğenlerim. Beni aradılar, Selam abi. Bahaya bir albüm yapıyoruz. Bir bestenin sahibini bulamadık. Senin tecrüben var. O zaman o kapandı. Şirket duruyor ama hiç, her gün oradaydık. İşler iyiydi. Tabii gelin dedim, bakarız ya. Geldiler. Şarkının adını söylediler. Benim beste dedim. Bulamamışlar ismini. Selam abi, espri yapma dediler. Ya biz vallahi albümü çıkaramayacağız yoksa. Muvaffakat isteyeceğiz. Okuyayım şarkıyı o zaman. Dedim, böyle kaldılar. Beni durduramazsın. Ben aşk dolu ırmağım. Damarlarından geçip kalbine akacağım. Kemer olup saracağım. Abi bu da mı gerçekten o? Türk filmlerinde bu da çok fazla evet, yer alır. Ben evet çok iyi biliyorum. Türk filmi çok hayran. Çok romantik değil mi? Aynen. Aa, onlar buluşması, romantikliği. Tabii. O zaman şöyle. Onayıp aşkları en güzel bu sözcükleri anlatıyor. Kesinlikle. Zaten. Bu sözcüklere tabii yazmak için de yaşamış olmak mı lazım? Hep onu gayet soruluyor tabii. Allah rahmet etsin. Öldüğü zaman radyolarda, televizyonlarda bir şarkı çalıyordu. O da benim beste. Benden 5-6 şarkı okudu. Mutluluk kapımı çalmadan gitti, dalımda bir yaprak görmedim usta. Usta. Hmm. Ustayı. Bunların yani hiç hikayesi olmayan şarkının ünlü olabileceğine inanıyor musunuz? Veya halkın nabzını tutacağını, halka yayılacağını, kalıcı olacağını? Şimdi ben beste yaparken bir gazinodayım, şarkıyı okuyorum, halkı görür gibi oluyorum. İlgi oranı olur mu bu böyle? Ben şarkılarımda kader vurdu beni. Ben intihar edeyim, mezara gireyim. Bilme, yok. Aşkı, kesinlikle, sevgiyi ve özlemi ve sitemi anlatan şarkıları yapıyorum. Çoğunluğu ilgilendiren yazılmamışı yazmak çok önemli. Şarkı yapmak çok önemli. Eser kalıcı demek, az önce dediğim gibi. Yani yoksa
olmaz. Hiçbir anlamı yok diyorsunuz. Tabii, yani tabii. Bir de kadınları zaten hani ne kadar saygılı ve her zaman da örnek oluyor ya. O yüzden tapılacak kadın dediğinde öyle. Zaten anneme söz yazdım bitiyor. Rahmetli ya. Oğlum. Şimdi ben geçenlerde epey oldu. Bir yerde oturuyoruz. Kalabalık bir grup. Eşleriyle olan, arkadaşlarımız olan. Birisi Selam Bey dedi. Sizi çok seviyorum dedi. Ben çok mutsuzum dedi. Böyle ağlayacak gibi. Neden dedim kardeşim? Kocamdan ayrıldım dedi. Çocuğumuz yok, bir şeyimiz yok. 6 aydır dedi. Durmadan beni arıyor, tehdit ediyor. Ay. Karşıma çıkıyor. Bitti her şey. Ne istiyor? Ben intihar edeceğim dedi. Öldürecek beni. Ağladı beni. Gözlerim ay. Yaşardı. Kendimi onun yerine koydum. Bu albümde var. Son albümde. Şarkının adı Sen Bela Mısın Başıma. Çünkü ay. Ne diyor kadın? Denedik olmadı. Uğraştık olmadı. Bir bütünlük bak ikiye bölündük. Bırak artık peşimi benimle hiç uğraşma. İki yabancı olduk hayatıma karışma Allah aşkına. Sen bela mısın başıma? Sen zehir misin aşıma? Ben senden kaçtıkça her yerde çıkıyorsun benim karşıma. Yeter artık ya. İnanamıyorum. Ay, bu konu nasıl bu kadar hikaye. Güzel anlatılır? Yani böyle şiir zaten. Evet. Evet. Klibini de yaptık. Baştan başa sen de şeydi baştan albümde. Baştan başa olan sen bela mısın başıma? Sen bela mısın başıma diye. Ya muazzam. Çok güzelmiş. Gerçekten çok muazzam. Güzelmiş. Ya ben bazen bir arkadaşım derdini anlatıyor, aşkını anlatıyor. Etkileniyorum. Kendimi onun yerine koyup. Peki müzik sonrasında nasıl geliyor müzik yani? Müzik o anda geliyor. İkisi aynı anda devam ediyor. Yani bazen söz yazıyorum. Bir iki kuble daha bitmedi şiir tam. Hı hı. Bir bakıyorum böyle. Mesela sevgilim neredesin? Özledim seni. Kafadan atıyorum. Sevgilim neredesin? Olmaz. Duygusal bir söze slow lazım. Onun için hayatımı yaşıyorum. Neredesin? Özledim seni. Aman diyorum. Nota yazıyorum. Bu çok büyük bir yetenek. Müthiş. Yani bu herkese gelmeyecek bir yetenek tabii ki. Tabii ki de. Mesela biraz önce çok etkiledi beni o kadının yaşadığı. O evet. Kadar etkilenmişsiniz ki. Bunu şiire döküyorsunuz sonrasında. Çünkü ne diyor? Denedik olmadı. Uğraştık olmadı. Peki bunun müziğini tabii ki de dramatik olmalı. Tabii. Değil mi? Sen bela mısın başıma? Nakarat kısmı bu. Sen zehir misin aşıma? Ben senden kaçtıkça her yerde çıkıyorsun benim karşıma. Çok güzel. Çok çok. İnsanın yani, ruhuna işliyor. Böyle bir şey yok gerçekten. Yani, muazzam. Hissettiğin an hissettirirsin. Evet. Bu çok önemli. Tabii. Yani karşıdakini yaşatmak önemli olan zaten. Evet, yani bütün kesinlikle. Hikayeleri, kelimeleri yaşıyorsun. Peki Zeynep, senle devam edeceğim. Şöyle devam edeceğim. Çünkü hani Ankara'dan geldin, İstanbul'da evet. Zorluklar yaşandı ama hitlerin oldu hep. Yazın senin şarkıların, sonra kışın senin şarkıların. İlk böyle gerçekten ya evet ben hani ünlü oldum. Mesela Selami Bey öyle ifade etti. Evet ben ünlü oldum ve 45'liyim oldu. Sen o hikayede nasıl hissettin? Kendini nasıl korudun? Çok mütevazı bir insansın. Onu teşekkür zaten ben ederim. De biliyorum. Ekrandaki seyircilerimiz de biliyorlar veya tanışanlar belki seninle karşılaşanlar da biliyorlardır. Nasıl korudun kendini? Çünkü şımarmak var. Tek başınasın. Şımarabilirsin. Güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Yani bütün bunlar tabii ki altyapı çok önemli. Nasıl bir ailede yetiştiğiniz, ne aldığınız. Okuldan önce anne baba terbiyesi çok önemli. Kesinlikle, aynen. Bazı şeyler eğitimle asla olmaz zaten. Ailenizden ne gördüğünüz, hayattan ne beklediğiniz bunlar çok önemli şeyler. Ben ilk Ankara'dan geldiğim zaman burada işte barlarda sahne almaya başladım. Sonra arkasına Maxim'de sahne aldım. Maxim'de sahne almak çok ses getirdi. Kimler vardı Maxim'de sahne alırken? Bülent Ersoy, Muazzez Abacı. Yıllar sonra ilk kez Nesrin Topkapı sahneye çıkmıştı. Son programdı zaten o sanıyorum bizim çıktığımız. Baktım. Kısa bir süre açılmıştı sonradan. Fahri Bey vefat etmeden önce. O zaman işte sahne almıştım. Sonundan yakalayabildim yani ucundan. Basamak, maalesef. Basamak, evet adım ben adım orayı yani. Kaçırdım Maxim dönemlerini ama en sonunda böyle bir minik iki kadro çalıştım ben orada.
Müthiş isimlerdi tabii, yani muazzam isimler ve onların yanında çok yolun başında bir insan olmama rağmen böyle bir fırsat verilmesi benim için çok büyük bir şanstı ve çok ses getirdi. Yani gazetelerde çok haberlerim çıktı vesaire. O zaman bir de bu televole programları çok popülerdi biliyorsun. Öyle çok gündeme geldim. Gel günaha girelim mi o zaman Yok, da? o zaman Hangisi? %100 severim. %100 severim. İlk Tam biz ondan o TV çok... 100'e uydu aslında bu. Önce evet %100 Zor Gelir önce çıktı. Zor Gelir çok güzel gitti. Radyolar çok sevdi. Arkasından %100 Severim de o televolelere çok uygundu. O zaman onunla bayağı güzel ses getirmişti. Ama Gel Sonra Günaha tabii Sen Girelim Nasıl de. istersen Gel Günaha Girelim öyle devam etti Ya albümler. ben hatırlıyorum çünkü herkesin dilinde böyle Gel Günaha Ya Sezen Girelim diye Aksu'nun böyle. müthiş Evet. şarkılarından Dile birisi. düştü mü bir şarkı yürü ya kulum. Değil Evet, mi? Dilde böyle kesinlikle. ne iş yaparken ev kadını veya Tabii dışarıda bir şey tabii. konuşurken aklındaki böyle ses mi diyoruz Selami Bey'in? Yani Ne şimdi nasıl şarkı ifade edeyim? dillerde dolaştığı zaman çok kişiyi ilgilendiren konu olduğu zaman o eser ölmüyor. Alışmak sev. Bir gün sana gelirsem, bana bir kahve pişir, içine şeker koyma, tebessümün yetişir. Sabah güneşi. Sergen mesela gelirdi,
şurasına çekirdek saklardı. Kızıyordu bana, yeme yağ yapar, kilo alıyorum diye. Hafta böyle kilosu vardı. Oturduk dizi, o zaman Küçük Emran dizisi vardı, onu seyrediyorduk hep beraber. Gerçek hayatta böyle bakılmaz ya saatlerce. Ya gülersin ya, hani ne olur, bir şey olur ya. Mutlu olsun, bayramda mutlu olunur. Bizim de mutlu olacağımız bir bayram olsun, yüzümüz gülsün. Hepsi öyle olsun. Ceren'cim şunu diyebilirim. Allah herkese torun sevgisi yaşatsın. Evet. Kopacak bacak ayrı gidiyor artık. O böyle gidecek yani. Çünkü o kadar çok ihtiyacı olan çocuk var ki dışarıda. Sağ ol canım. Mutluluk kapımı çalmadan gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Usta. Sizlerle birlikte iyi bayramlar diliyorum. Gerçekten insanlar şarkıyı duyunca geçmişe böyle yöneliyor. O dönemde ne yapıyordun, kiminleydin, işte nerede oturuyordun? Öyle bir duygu yaratıyor. Duygu yaratıyor. Evet. Yani bu Seren Bey'in şarkılarında da için geçerli. Şimdi Seren Bey'in şarkılarına baktığında ya o sırada yanımda kim vardı? İşte hangi kiminle ne dedikodu yapıyordum? Ne oldu? Nasıl gitti? Kime aşıktım? Kime aşıktım? Genelde duygusal şarkılar çünkü. Kime aşıktım? Gerçekten çok güzel soru. Yani bu kadar çok üretip bu kadar çok insanın hayatında yer almak çok başka bir duygu olsa gerek. Yani tabii ki. Müzik bir aşktır. Ben bir daha dünyaya gelsem yine besteci, söz yazarı, şarkıcı Selami Şahin olmak isterim. Müziği çok seviyorum. Olma, yani müziği bırakayım. 100 yaşında olayım. Saatin verinde sahneye çıkarım. Maşallah. Zaten sizin sahnedeki performansınız, işte dediğiniz gibi mikrofonu bir anda uzatıyorsunuz. Herkes ezbere söylüyor aynen, zaten. Bir de mikrofonu yani, bazen gibi. Senin olmaya geldim nakarat kısmını mikrofonu bırakıyorum. Mikrofonsuz okuyorum. Evet bir de öyle mikrofonsuz muazzam. Maşallah yani, demek gerçekten. Lazım. Sağlığa nasıl bakıyoruz? Frank Sinatra'sı. Kesinlikle. Kendine bakacaksın. Didem Hanım da size çok iyi bakıyor onu çok, da biliyorum. Çok çok. Çok önemli. Kesinlikle. Nasıl bakılıyor yani bu bir işte hani zencefiller falan. Ayna var aynaya bakıyorsun değil. Hani yemek güzel yemesini bilirsen. Tabii. Yürüyecek yol güzel arkadaş kesinlikle. Güzel ama seçmesini bilirsen. Sese zarar ne varsa onu keseceksin. Yani kendine bir insan en iyi doktor kendisi kendinedir. Kendine en iyi kendini bilir diyorsunuz. Evet. Tabii. Çok önemli. Ya şey var dedim ya birçok kişiye dokunuyor Zeynep. Yani herkesin hayat hikayesinde mutlaka işte gitme sana muhtacım tabii. Demiş olabilir. Düğününde ya da o var şarkıyla evlenmiş olabilir. Nedir onun hikayesi? Vallahi İzmirli bir sevgilim vardı. Adını bile unuttum bekarlık zamanımızda. Selamicim dedi. Sana çok kötü alışacağım. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun? Dedim sana vaat ettim mi? Sana teklif ettim mi? Etmedim. O zaman ayrılacağız dedi. Ben gideceğim dedim. Ne olur dedi gitme. Ama ben evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Gitme ne olur sana muhtacım ben sensiz yapamam dedi. Allah. Ve ben bunu İzmir'e otobüse bindi. Yolcu ettim. Yazıyor orada. Söyledikleri hemen. Ağladı. Nasıl ağladı ama? Ay. Ondan etkilendim. Kendimi onun yerine koydum. Giden Selami oldu gibi. Ben o oldum. Gitme sana muhtacım. Gözümde nursun. Başımda tacım. Diye şarkı öyle çıktı. Ay harika. Gerçekten kesin. Öyle. Yani çünkü hissederek olduğu bir şey çok belli zaten. Dediğiniz gibi bazen kendinizi karşı tarafa koyuyorsunuz. Bazen birisi size bir hikaye anlatıyor. Peki tabii. Son albümde başka öyle hikayeler var mı? Var tabii ki. Baştan başa sende. Klibini çektiğimiz var. Şimdi az önceki. İki sevgili olur. Karı koca olur. Aynı evi paylaşır. Biri çeker gider. Kadın tarafı olur. Erkek tarafı terk eder gider. Unutamayan evde tek başına. Unutmaya çalışır yapamaz. Ve der ki. Seni unutamam. Bu mümkün değil. Dilim ne söylerse sözlerim de sen. Sanki bütün yollar sana çıkıyor. Her nereye baksam gözlerim de sen. Dolaştım bu şehri sabahlara dek. Caddeler, sokaklar, baştan başa sen. İçip de kendimden geçmek istedim. Şişeler, kadehler, baştan başa sen. Ben sen oldum artık, ben yokum bende.
canımsın, kanımsın, nefesimsin sen. Sanki yalnız seni anlatıyorlar şiirler, şarkılar, baştan başa sen. Albümümüzün de ismi zaten baştan başa sen. Şimdi Eskimeyen Şarkılar o kadar güzel oturdu ki o bu konser serisine aslında. Eskimeyen. Başlayacak çok seri şimdi. Şimdi onun tarihlerini de vereyim ben istiyorum. Çünkü iki defa vereyim şimdi zamanımız da tabii ki de devam ediyor ama yine de merak edenler var. Oradakilere yani mutlaka uğramanız gerekiyor, kaçırmamanız gerekiyor. Tarihleri veriyorum şu anda hazır mısınız? 5 Temmuz'da Kuşadası'ndayız. Altınoluk'ta 13 Temmuz'dayız. 14 Temmuz'da Ayvalık'tayız. Bodrum'dayız sonra 24 Temmuz. Datça 20. Ay ne kadar şanslısınız gerçekten. Yani biz burada çalışıyor olacağız ama siz gidin mutlaka. Ben söylüyorum size. Bu arada ben kaçarsam mutlaka geleceğim. Datça'da 26 Temmuz'da. 27 Temmuz Antalya'ya. Antalya'da da orada konserde çok keyifli oluyor. Tabii tabii. Çok keyifli oluyor gerçekten. Orada birkaç konsere gitmiştim. Hakikaten oranın havası, tabii, güzelliği, farklılığı değil mi? Çok farklı oluyor. 25 Eylül'de de İzmir'de, daha Eylül'de de var ama zaten bu arada da Çeşme'de gideceksiniz, geleceksiniz. Konserlerimiz, ekstralarımız da var artı. Onlar da var maşallah ya. Gerçekten Allah sağlık versin diyorum. Amin cümlemize. Zeynep'ciğim sen de Sezen Aksu şarkılarıyla devam edecek mi bu seri? Evet, bu Selam Şahin şarkıları gelecek sonra anladığım inşallah kadarıyla. İnşallah onlara geçeceğiz. Bu yaz Sezen Aksu şarkılarıyla devam edeceğim. Bayramda da Hollanda'da olacağım. Den Haag'da operada sahne alacağım. Çalışmalar devam ediyor. Yine sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. En çok konser vermeyi sevdiğiniz yer neresi acaba? Benim için isterse Bodrum katta olsun. O müzik severleri gelip o sevgisiyle sanki ben cennet adasındayım. Hiç fark yok. Yeter ki o insanlar geliyor. Enerji. Ve onları mutlu etmek için elimden geleni yapmak, onları mutlu etmek o gökyüzünde uçan bir kelebek gibiyim. Enerjinizi halktan alıyorsunuz. Sizinle kesinlikle beraber şarkı söylemiş. Ama onları ben mutlu etmek için savaşıyorum. Yurt dışında da çok konserlerim var şimdi. Avrupa onlar da gelecek. Tabii. Bütün yaz boyunca, Eylül boyunca da diyorum ya yani sürekli üretip onları da aktarmak çok farklı bir duygu. Ona, şimdi ona halkın eminim sevgisiyle varım ben. Allah onları başından eksik etmesin. Onlara çok şey borçluyum. Onlara çıkıp şarkı söylemek, onları mutlu etmek için gayret sarf ediyorum. Mekan, şehir, ülke hiç fark etmez benim için. Neden sordum biliyor musunuz? Harbiye, açık hava, Rumeli. Mesela ben Rumeli'de çok mutlu oluyordum. Evet. Orası gerçekten çok özel bir yerdi. Çok farklıydı. Tabii çok güzel mekanlar var. Ama halkın sevgisiyle oralar güzel. Tabii ki de ama Rumeli'de böyle yıldızlara bakıp orada o kadar çok kişiyi dinlemiştim ki hani çocukluğumda. Yıldızlara mı bakıp? Yıldız. Neyse ben şeyden program kurtuldum. Başı kadar. Program başında. Zor geçmedi. Evet akrabamız var. Ben nereden burada dedim zaten. Bu ne dedim ben. Ne işim var burada dedim. Böyle kalıyorum ben tabii Selami Bey diye böyle. Tabii hayranlıkla karışık böyle. Çünkü dinliyorum böyle ne diyecek acaba diye. Ağzından hangi cümle çıkacak diye. Biz öyle bakıyoruz hayran hayran. Şimdi sizin peki tanışma hikayeniz nasıl oldu? Yani şimdi Zeynep Mansur evet bir ünü var, şöhreti var. Selami Bey tabii o zaman düşünsene onun şarkılarını okuyorsun. Tabii ki benim için bir hayaldi yani. İlk sahneye çıktığım yıllarda ben hayal kuruyordum böyle işte yatağıma yatıp daha çıkmadan önce hatta Selam Şahin şarkıları dinlerdim. Ben bir gün bunları sahneye çıkıp söyleyebilecek miyim diye hayaller kuruyordum. Onun için benim için çok büyük bir onur tabii yan yana olmak da şu an. Sağ ol, Allah razı olsun. Müthiş bir duygu benim için. Hayalini kurduğunuz, ulaşmak istediğiniz bu böylesine kıymetli bir sanatçıyla şu an yan yana olabilmek. Baba kız gibi zaten aileyle beraber. O da evladım yani. Çok teşekkür ederim. O kadar onur duyuyorum, o kadar mutluluk duyuyorum ki bu güzel sözleriyle. Akrabayız işte Mısır. Aynen, Mısır'da gerçekten ama gideceksiniz değil mi? Yani kesin gideceğiz. O. Gideceğiz. Tamam, ben de takılabilirim peşinize. Tamam. Ben de merak ediyorum. Haberci olarak yanınızda yer alacağım. Oradan evet, oradan aktaracağım. Vallahi ben biz gideceğimiz zaman işin yoksa eşim gelecek. Aynen. Ya, hep beraber. Var. Buradan TV yüzden izini ben alırım. Mısır'da ben de beraber. Mısır'da yolda yürüyemiyorum. Selami Şahin resim. Türkiye'de rahatım. Lübnan'a gittiğim zaman harika. Mısır, Dubai yolda yürüyemiyorum. Güzel.
Nasıl güzel bir şeydir bu. Yani. Hangi şarkılar mesela orada en çok bildikleri? Mırıldanmaya çalışıyorlar mı? Ezbere mi biliyorlar? Arapça kendi okudum, Arapça albüm okudunuz. De var. Bir de iki filmde oynadım. Biri Mumya Firar'da, birisi de Dilar diye, hı hı. Ahmet Se'e diye bir ünlü aktör. Onlarla beraber beni görüyorlar. Aa, Selami Şahin. Şahin. Şahin de lazım. Şahin. Evet. Tamam, öğreneceğim ben de. Öğretecek artık şu an. Selami deme, Selami Şahin. Selami. Selami, tamam. Elhamdülillah Selami. O peki, yani tabii Orta Doğu'da böyle bir sevgi var. Sizin bu ünle beraber dediğim gibi zor olmuyor mu? Yani her yere gittiğinizde mutlaka herkes yanınıza geliyor. Hani diyorsunuz ya, evet halk varsa biz varız. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Tek başınıza kalma isteğini... Bir şey söyleyeceğim. Çıkmıyor Allah'a mu? Çok şükür kimseye bir yanlışım yok. İçim rahat. Bana yapılmasını istemediğim şeyi karşımdaki insana yapmam. Düşmanım yok, sevenim çok. Şükürler olsun. Çünkü kimseye yanlışım yok. Ben hayatımda benden kimseyi büyük ve küçük görmedim dedim. Bir laf var. Hasat zamanında tarlaya bak. Başaklara. Dolu başakların başı eğik, boş başakların başı dik olur. Doğru. Resim çektirmek isteyen, şu anda müsait değilim ben. Ya, yapamam. Asla. Ben sevgiyle, saygıyla eğilirim. Asla. Yaşlı bir anne baba, elini öpüyorum. Başıma koyuyorum. Saygılar. Emriniz olur diyorum. Binlerce insan geliyor, bir kişi 10 yaşındaki çocuklar resim kesinlikle çektiriyorlar. Geliyorlar, selam bir baba. Resim çekelim mi? 7-8 diyorum, Allah nasıl? Ne demek? Sen niye bu kadar güzelsin kızım diyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim ya diyorum. Ondan sonra annesine diyorum ki, abla bu benim annem. Ben de demin böyle oldum ya. Ben çocukları çok seviyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Peki kızdığınız hiç olmuyor mu? Yani biz Selam Şahin tabii ki de kızgın görmedik. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü? Hiç görmedim. Gerçekten. Neye kızarsınız öyle diyeyim? Saygısızlığa kızarsınız, ona eminim. Yanlış. Bir insan bir insana yanlış yaparsa ona çok kızarım. Trafikte bir şey oldu, millet inip kavga, bıçaklar, çok ayıp. Ah sorma, son dönemde söz, o kadar çok ki. Bir tatlı söz yılanı delin. Kim hata yapmış, bir şey varsa bunun karşısıtı var. Veya tatlı tatlı dille konuşmak, birçok kişi öyle ölüp gitmiyor mu? Kesinlikle. Evet. Bir de 5 dakika fark edecek, belki 1 dakika. Yani neyin mücadelesi, neyin bu hız? İnanın bizim AK Merkez'in karşısında belediye sitesinde stüdyomuz. Orkestra şefim Semih Erdoğan, piyanistimiz. Onunla beraber. Bazen yürüyorum kaldırımda. Biraz yürüyüş yapayım diyorum. Bakıyorum. Karıncaları ezip öldürmemek için dikkat ediyorum. Onlar da Allah'ın yarattığı bir candır. Geçen bir çiçek gördüm. Dedim eşime koparayım götüreyim. Elimi sanki biri çekti. Koparma. Canım benim. Sana kıyamam dedim. Sen dalında çok güzelsin. Burada kal. Kokladım, öptüm ve öyle gittim. Koparamadım yani. Ya ne güzel. Yapamam. Bir ruh ya. Ne kadar naif değil mi? Ya herkese bu ruhtan gerçekten kesinlikle geçmesi lazım. Mesela bizim evde oturuyoruz, balkona çıkıyorum. Bütün kuşlar, leylekler, vıyık vıyık. Başkası çıksın kimse. Çünkü onlara yemek veriyorum ya, beni görüyorlar. Orada köpekler var mahallede. Evet. Yemek veriyorum. Beni görünce kuyruk sallıyorlar bana. Maşallah. Gelip bana dürtünüyorlar. Zeynep de o şekilde. Salam Zeynep de Fulya'da. Salam alıp salam alıyorum onlara. Veriyorum. Gelip yani heyecanlanıyorum. Diyorum ki bekle ki alacağım diyorum. Anlaşıyorsunuz. Köpekçe ama yaradılanı sev yaradandan ötürü. Yani hani bunun en güzel Allah başka yerden gönderir. Ben buna inanıyorum. Aynen. O hayvandır ya. Günah. Hayvan sevmeyen zaten insan sevemez. Ben mesela Kurban Bayramı'nda kurban keseceğim. Mesela kimsesiz çocuk yurdu var Kasımpaşa'da. Oya anne adamış kendini oraya. Ne tatlı bir insan. Ben oraya gidiyorum. Allah'ım en niyetu sıkbetle amel. Niyet ameli geçer. Ben o alacağım koyun şu bu kesip böyle içim gidiyor. Allah'ım kaç liraysa diyorum. 3 kurban mı? Kaç lira? 1 liradan 3 lira mı? 1000 liradan 3000 lira mı? Neyse. Gidiyorum o çocuklara bağış yapıyorum.
Ne güzel. Ondan sonra önlük alır, defter alır, giyim alır. Ne güzel. Et çok var, gelip kesiyorlar. Kıyamıyorum, kesemiyorum. Allah'ım kabul et niyetimi diyorum. Ben bu çocukların gidiyorum, beni bırakmıyorlar, bırakmıyorlar. Bırakmazlar şimdi ya. Şimdi sen Selami ben kimi, babaları gelmiş. Son olarak ne anlatacağım? Taklit yapıyorum. Sen benim annem, bu da benim babam. Bayılıyorlar değil mi orada? Niye bana çikolata almadın? Selami baba ne olur gitme, seni çok seviyorum. Sarılıyorlar bana, gidemiyorum. Bir ya. Saat gidemiyorum. Bir kız 6 yaşında. Burada beni var. Geldi. Selami baba, benim annem babam yok. Ah canım. Benim babam olur musun? Ah canım ya. Ay nasıl oldum burada, aynı yerde beni var böyle. Sarışın, renkli gözlü, böyle güzel. Ay gözlerim doldu gene ya. Ah canım. Oya anne dedim, bu kız kim? Hiç sormayın seni abi dedi. Daha 15-20 günlükken akşam karanlığında bir kaldırım taşına bırakmışlar. Ay. İnsanlar görmüş, bu. Polislere haber verdiler, getirdiler. Hala gözü yolda, annesi babası gelip alacak. Ay. Başladım ağlamaya ben. Keşke sormasaydım dedim. Ofise gittim. Oturdum. Unutamıyorum kızı. Kendimi onun yerine koydum. Bir şiir yazdım. Onu okuyacağım. Ondan sonra sözleri size bırakıyorum. Kimim ben? Sessiz ve karanlık bir sokağın kaldırım taşına terk edilmiş bir bebeğim ben. Ah kimim ben? Hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktanım ben, hakkım değil mi bunu bilmem? Bana bu ceza neden? Ah kimim ben? Kimi görsem bu benim annem, bu benim babam demekten yorgun düştüm. Doğum günümü bile bilmiyorum ben. Kimim ben? Ah kimim ben? Bir gün çocuğum olursa mahrum etmeyeceğim onu. Sevgiden, şefkatten ve ilgiden. Ah kimim ben, neden ben, niçin ben? Ben, yüzümdeki benim ben. Ah, bayram da işte o yüzden çok önemli. Gitmek, ziyaret evet. etmek. Onların işte onları Selami babası gidiyor. O bizi de mahvettiniz. O çocukları mutlu etmeli ya, vallahi billahi. Fakir, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki ben 8 yaşında Kur'an-ı Kerim okudum. Fakir olup dilenemeyen aileleri bulup yardım edeceksiniz. O çok önemli. Değil Allah mi? Başka yerden fazlasıyla gönderir. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Ve bu özel günlerde de gerçekten evet. çok önemli. Hem yaşlılar hem çocuklar ziyaret etmek hakikaten çok kıymetli. Fakir bayramlar olup dilenemeyen gibi. Ailelere. Evet. Bazen görüyorum çöp şeylerden evet. çalışan filan. Övünülmeyen sadaka kutsal. Konu açıldı da söylüyorum. 10 lira mı, 50 lira mı, 30 lira mı, 20 lira mı? Beyefendi bakar mısın diyorum. Bu para sizden mi düştü yere atıyor? Ya. Hani dilenci gibi ona. Senin değilse ben alacağım ha diyorum. Selam Bey diyor. Herkesin gibi olsa ah, diyor. Ah canım ya. İki çocuğum var, onlara bakıyorum ben. Başka bir işim yok dedi. Ben bunu bir hediye olarak iki oğluma dedi alıyorum. Yapabildiğiniz... Ben çalışıyorum, dilenci değilim. Estağfurullah dedim. Ben sana biliyorum o şekilde görmedin ama al 50 liraya verdim. Annem babamın hayratına dedim. Ve Allah başka yerden gönderiyor. Tabii, kesinlikle. Bayramda zaten bayramın en güzelliği bu değil mi? Paylaşmak, hepimizi değil paylaşmak, mi? Bir araya getirmek, aileyi bir araya getirmek, küslerin barışması. Tabii, tabii. Hep ondan gözlerim bahsediyoruz. Gözlerim doldu ama evet. o çocuğu gör. O başı eğik böyle başı, üstünde doğru dürüst giyimi yok. Ay nasıl oğlum, iki çocuğu, iki oğlu var. Fena ya. Hele bir gün, hiç unutmam, AK Merkez'in önden yürüyorum böyle, Levent'e gideceğim. Bir baktım, iki delikanlı böyle oturuyorlar şey kısmında. Biri getirmiş ona çöp kutudan yemek yiye bir şey yiyecekler. Yakışıklılar nasılsınız dedim. Allah razı olsun. Bir yerden tanıyoruz ama bilmiyoruz dedi. Ay canım. Gelin dedim size bir şey söyleyeceğim dedim. Benimle yürür müsünüz biraz? Neden? Yürüyün dedim. Harçlık vereceğim. Bir de ben yemek yiyeceğim. Tek başıma zevk alamıyorum. Beraber ya, yiyelim. Ne tatlısınız. Onu da ne zariflikle götürdüm yapıyor. Orada bir, onlara birer büyük dürüm. Bir şişe. Büyük şişe meyve suyu bardak
çıkardım. Ona yüz, buna yüz. Diz çöküp ayak dedim. Hayır sarılıyorlar. İş arıyoruz, bulamıyoruz amca dedi. İnşallah buluruz dedi. O biri anneme bakıyorum dedi. O ben yalnızım. Parkta yatıyorlar ya. Siz de o dönemlerde çalışıp yattığınız için onları biliyorsunuz. Ben yaşadım. Yaşadığım için anlıyorum dereceyi. Yaşamayan hissetemez o anları. Kıymet çekmeyen bilmek. Çeken halinden anlamaz. Yani hayatın kıymetini bilmek mi aslında bu? O çeken, çektiğin için değil bir mi? Bir de merhamet tabii. Herkes tabii. Yaşayıp başka noktalara ama görsen o çocukları, ama merhamet bambaşka bir şey. Yani cebinde 100 liram var al dersin hepsini ben yürüyerek eve gideyim dersin. Ya böyle bir şey olamaz ya. Çocukları gör. Ne kadar. Hayır biz almayı yemek aldık. Dilenci değiliz. Baba biz çalışırız. Zorla verdim. Almıyorlardı. Bak. Allah yardımcıları olsun diyoruz ama ben gerçekten bayramın bu güzelliğine inanıyorum. Bu İş sohbetin, bulamıyorlar. Bu sohbetin, bu gece bu konuşmaların bir yerlere ulaşacağını. İnşallah yarabbim. İyilik iyiliği doğurmaz mı Selami tabii. Bey? Tabii tabii. Yani dokunduğunuz kişi değil mi? Kesinlikle dokunduğunuz kişi iyiliği. Aynı tabii, şekilde tabii. Devam Aynen. eder diye düşünüyorum. Tabii, o yüzden hakikaten bu söyledikleriniz çok değerli, herkese çok kıymetli. Herkese de örnek olsun izleyenler. Evet. Ya koskoca Selam şeyler. Şahin diyorsun. Evet o kadar besteyi yazmış. Oturup yanında işte paralarını sayıp böyle oturabilir. Konsere bile çıkmaya gerek kalmaz. Tabii. Ne olacak? Zaten telif hakları onlar bunlar. Devam edersiniz hayatınıza. Ama o bunu tercih etmiyor. O yüzden zaten sizlerin bunları anlatması bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu arada bir şarkı daha ne dersin? Tamam, yapalım ki, mı Zeynep'ciğim? Tabii ki hemen. Tamam ne yapalım tamam. Bakalım hemen yine şey yapalım. Zor-
Peki hani bayram diyoruz ya, bayram özel diyoruz ya. Bayramlarda sizin de farklı adetleriniz var mı? Sonuçta Mısır, ne bileyim hani işte sabahları bizim kahvaltımız vardır dersiniz, akşam yemeğimiz vardır dersiniz. Bunu merak ediyorum Selam Bey, sana da aynısını soracağım. Şimdi eski bayramlar tabii farklı. Zaman değiştikçe her şey değişiyor. Önemli olan bu gönül. İlle bana yemek ısmarladı bayramda şu bu filan birisi değil. Bir gün sana gelirsem bana bir kahve pişir, içine şeker koyma, tebessümün yetişir. Ya. Tamam işte bu tamam. Ben de bayram ödülümü aldım, şekerimi aldım. Bütün teşekkür ederim. Bayramı özetleyen söz tamam. Yani ille ben mesela hakikaten gittim yıllardır dostum, arkadaşım. Ay Selami abi gelmiş de, arkadaşım gelmiş de bir yemekler bir şeyler getireyim bilmem ne. Hayır. Burası. Kalp. Tabii gönül. Ki. Önemli olan zaten birlikte olmak, beraber tabii vakit geçirebilmek. Ben de Ankara'da, yeni mahallede büyüdüm Ankara'da. Orada böyle akraba gibidir komşuluk ilişkileri de. Hep beraber kutlardık. İşte sabah böyle kocaman bir masa başında toplanıp hep birlikte kahvaltı yapıp aile, işte komşular hep beraber. Böyle çok keyifli geçerdi. Çocukluğumda hala görüştüğüm akrabalarımla hala görüşüyorum. Hala dostluğum, arkadaşlığım devam ediyor. Çok kıymetliler artık. Onlarla da akraba gibi olduk. Onları da buradan öpüyorum. Evet, onlara da iyi bayramlar diyelim. Kutlayalım onların bayramlarını da. Zeynep şeyi merak ediyorum. Sahneye çıkmadan önce batıl bir inancın var mı? Yani işte sağ ayakla çıkayım, bir ona su içeyim, bir şey. Hani böyle bir şeyler var mı? Sağ ayakla çıkarım, bir de mutlaka dua ederim. Dua etmeden çıkmam. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Dikkat ettiğim bir şey yok ama. Rahmetli annem babam derdi ki oğlum bana. Evden çıkacaksın, yürüyeceksin. İlk önce sağ adımını at. Bir de besmelesiz çıkmam çorap sahneye. Çorap mı giyeceksin? İlk önce sağ. Evet. Pantolon mu? İlk önce sağ. Ve Bismillahirrahmanirrahim sözünü söyle. Giyindin, çıkacaksın evden. Tevakkeltu alallah. Bitti. Yani Allah'ın adını anmak. Ben kimden korkarım? Ya bir tek da. Allah'a inanmayan insandan korkarım. Öyle her mi? Türlü kötülüğü hesap vermeyeceğimdir. Bu çok önemli. Kendini kandırır işte. Yani Allah'ın adını anarak yola çıkacaksın. La ya'lemu fil gayb gayrallahi teala. Gıyabı Allah'tan başka kimse bilemez. Her şey boş. O yüzden yaşayacağız, göreceğiz diyorsunuz. Kader dediğimiz. Hani benim kapatma meyhaneci dedim şarkının sözü de nakarat kısmı bu. Doldur da ver, doldur da ver, doldur da ver. Bir daha kadehleri aşkımıza kaldıralım bir daha. Dolu dolu yaşayalım. Bugün varız, yarın yokuz. Gidenlerin hiçbirisi dönmedi ki bir daha. Bu özeti oluyor zaten ya, aslında. Evet. Yani sonuçta hani bazen şöyle batıl inançlar da oluyor. İşte içeride bir oturayım, tek başıma kalayım gibi. O yüzden merak ettim hadi sizin. Yoksa dedikleriniz çok doğru tabii ki de. Yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnız kalmayalım. Birçok arkadaşım var tek başına yaşadığı için evde ölü bulunuyor. Düşer, ayağa kayar, bir şey olur. Şu Allah korusun. Tabii tabii çok. Yalnızlık olmaz. Allah korusun. Gerçekten ben öyle. Ben de sevmem yalnızlığı. Mutlaka etrafımda insanlar olsun isterim. Sevmem ben de yalnız kalmayı. Bazı insanlarım onu tercih ediyor özellikle. Yok, yanlış. Ya, son dönemde bir de şimdi sosyal medyayla beraber aslında böyle bir kalabalık içerisinde kendimizi oyalıyoruz gibi. Çünkü orada bir kalabalık var. Yalnızlaştırıyor. Yalnız mı yaşıyorsun? Yani. Bulacaksın çalışan bir kadın yanında. 24 saat evinde olacak, seninle beraber olacak. Yalnızlık, birçok arkadaşım var, düşmüş, kafasını çarpmış, yere düşmüş, evet. Hastaneye kaldırılsa, şu olsa iyileşecek. Evde kimse olmadığı için 3-4 günü haber gelmiyor, kapıyı kırıp giriyorlar, bakıyorlar içeride ölmüş. Hayır, bu. Çok yalnızlık korkunç. Zor, olmaz. Olmaz tabii, yani bununla alakalı zaten işte o hep makaleler de yazılıyor. Zaten insanların tercih ettiği nokta enteresan geliyor bana. Bunu tercih etmeleri de garip geliyor. Kendi başına kalmak, evet çok kalabalıklaşan metropollerdeyiz, şeyiz tamam ama tek başına kalma isteği... Tehlike. Tehlike değil mi? Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlerle beraber böyle bir programda... Bir bayram programında olmaktan da şeref ve onur duyduk. Bizi izleyenlere Tanrı'dan dileğim bütün dilekleri yerine gelsin. Amin. Barış sevgi içinde hayırlı bayramlar diliyorum.
Ben de hayırlı bayramlar diliyorum izleyicilere. Sana da yeni kanalında hayırlı uğurlu olsun çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok başarılarınız yakışmışsın. Her yere yakıştığın gibi. Bu müthiş diksiyonunla, güzel yüzünle, güzel enerjinle o kadar yakışmışsın ki hayırlı uğurlu olsun. Haberleri de senden dinlemek çok keyifli. Seninle sohbet etmek de çok keyifli. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yani bayramın birinci gününde bu kadar güzel bir sohbet, bu kadar güzel bir enerji. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ben şuna inanıyorum ki buradan söylediğimiz her cümle birilerine ulaşıyor. Birilerine birazcık da... İnşallah yarabbim. Birazcık da özellikle Selami Bey çok istedim ki hani birinci gününde gerçekten buradan iletsin. Çünkü biliyorum bunları söyleyeceksiniz, bu kadar güzel kalbinizi açacaksınız. Bestelerinizde, yorumculuğunuzda nasıl feyz aldığını anlatacaksınız. Sizi sonuçta idol olanlar var. Bir de onu soracağım. O zamanlar idolünüz kimdi? Yani çocuktunuz, şimdi başarmak istiyordunuz. Şimdi ben Zeki Müren'i dinlediğim zaman 7-8 yaşındaki çocuklar bile ne dediğini, okuduğunu, yorumunu anlıyor. Bu çok önemli. Zeki Müren rahmetli bir okuldu. Müzikte bir okuldu yani. Öyle bir, yani örnek aldığım çok sanatçı var. Bir yere gelmiş ama Türkçesi düzgün. Kelimeler, prozoda hatası olmadan şarkıları okumak, iyi anlatmak. Gerçekten Zeki Müren beni bir gün de gördü. Zaten tanışmamız öyle oldu. Sen dedi günün birinde çok güzel yerlere geleceksin. Okurken benim taklidimi yapıyorsun. Helal olsun sana. Ama siz o zaman öne çıkmanız zaten o taklitle oldu orada o zaman. Zeki Müren'in değil yok, mi? Benim taklidim değil. Yani diyor ki okurken şarkıları iyi anlatıyorsun. Evet. Türkçen düzgün. Beni örnek olarak görmüşsün. Sesimiz benzemez. Sesiniz evet. Benzemez değil. Hani Zeki Müren'in sizi nasıl diyeyim... keşfetmesi mi diyeyim, nasıl anlatayım, orada o kadar kişinin arasından çekmesi, güzel Türkçeniz, Zeki Müren'i örnek almanız değil mi? Çünkü onun da dediğiniz gibi zaten her dediği yani kelime... Evet, yeri de olmaz gerçekten. Değil mi? Onu da rahmetle analım Allah o zaman. Rahmet Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bir sohbetti efendim. Bayram sohbetlerimiz devam edecek diyoruz. Ama bu güzel günde, bütün güzel enerjimizde sizden de eminim, çok güzel yerlerdesiniz. Tüm ailenize, tüm sevdiklerinizle olmanızı dileriz efendim. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar.